Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle EİS 11. sınıf 5 numaralı ders anlatım föyünü yapacağız. Bağıl harekete devam ediyoruz. Şimdi nehir problemlerinden devam edeceğiz. Bir hareketli nehir içerisinde yere göre olan hızı yönünde hareket eder. Hareketlinin nehir içerisindeyken yere göre olan hızı, suya göre olan hızıyla akıntı hızının bileşkesidir. Şimdi bakınız, şöyle bir nehrimiz olsun. Nehirimiz şu tarafa doğru akıyor olsun. Akıntı hızı bu tarafa doğru. Şimdi bizim şöyle K noktasından bir yüzücümüz suya göre şu tarafa doğru hızla hareket etmeye başlasın. Bize yerde duran gözlemciye göre ya da yere göre bizim yüzücünün hızını sorduğunda ne yapacağız? Bakınız, şu an akıntı hızıyla suya göre hız aynı yönlü olduğu için toplayacağız. Şimdi hız nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir büyüklüktü. O zaman burada yaptığımız suya göre hızla akıntı hızının toplama işlemi de nasıl olacak? Vektörel olacak. Şimdi devam edelim. Tek boyutlu nehir problemleri. Şimdi yani akıntıyla aynı yönde yüzüldüğü zaman ya da gidildiği zamanki durumları inceleyeceğiz. Şimdi bakınız, K'nın akıntı hızıyla K'nın suya göre hızı aynı yönlü. O zaman biz K cismi hangi yönde hareket eder? Artı yönde hareket eder ve K cisminin yere göre hızı ikisi de aynı yönlü olduğuna göre toplayarak buluruz. Şimdi bu sefer ise K ne yapıyor? Akıntıya zıt yönde hareket ediyor. Eğer ki akıntı hızı daha büyük ise K cismi artı yönde hareket eder. K cisminin yere göre hızı da V akıntı eksi V2 şeklindedir. Eğer ki K cisminin suya göre hızı daha büyükse akıntıdan, bu sefer K cisminin hareketi yönünde, yani eksi yönde hareket eder ve bizim yere göre hızımızın büyüklüğü ise V2'den VA'yı çıkararak buluruz. Eğer ki akıntı hızı ile yüzücünün suya göre hızı birbirine eşit ise K cismi hareket etmez. K cisminin yere göre hızı da ne olur? Sıfır olmuş olur. Devam edelim. Şimdi hemen bir tane örneğimiz var. Örneğimizi çözelim. Akıntı hızının sabit 10 metre bölü saniye olduğu ortamda K ve L hareketlilerinin suya göre hızları verilmiş. Buna göre K ve L hareketlerinin yere göre hızı. K ve akıntı aynı yönlü. O zaman toplarız. Bu tarafa doğru 12. Bu K'nın yere göre hızı. L ile akıntı zıt yönlü. Akıntı daha büyük olduğu için bu tarafa doğru L'nin yere göre hızı da 6. O zaman 12 ve 6 büyüklük sormuş sadece. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Örnek 2'deyiz. Diyor ki akıntı hızının sabit 3 olduğu nehirde kayığın suya göre hızı 4'müş. Nehir kenarında yere göre ikilik hızla hareket eden Ali kayığın hızını. Şimdi gözlemci kim? Ali. Ali kimi gözetiliyor? Hareket eden Ali kayığı. Şimdi kayık. Hareketli sistemlerde bakınız, nehir hareketli, kayık hareketli, Ali hareketli. Hareketli sistemlerde biz kayığın hızını yere göre almak zorundayız. Şimdi akıntıyla kayık aynı yönlü olduğu için kayığın yere göre hızı bu tarafa doğru 7. Şimdi bu ne demek? Ali'nin hızını ters çevir demek. Ali'nin hızı bu tarafa doğru 2 idi. Ters çevirdik, bu tarafa doğru 2 oldu. Demek ki Ali kayığın hızını artı yönde 5 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Evet, çözümlü örneğimiz varmış. Bakalım. K noktasından L noktasına gidiş ve L noktasından K'ya dönüş sürelerini soruyor. Şimdi biz bütün nehir problemlerinde x eşittir v çarpı t formülünü kullanacağız. Şimdi giderken bakınız, akıntı hızıyla suya göre hızımız aynı yönlü olduğu için bize destek olacak t1 sürede. Dönüşü de t2 sürede alalım. Hız büyüklüğümüzü değiştirmeden döndüğümüz için şimdi bakınız, akıntı dönüşte bize köstek olacak. Yani bizim dönüş yolunu daha uzun süre alacağımız bir kere kesin. Bu hiç işlem yapmadan bunu rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. O zaman bir kere eşit olamaz. Dönüş daha büyük olacak dedik. Evet, hepsinde daha büyük zaten. Şimdi KL yolu.
eşittir. Gidişi bakalım. 9 artı 3, 12 çarpı t1 sürede alıyorum. Aynı yolu dönüyorum. Bu sefer şöyle, hatta burası 120 imiş. Bakınız yolumuzun büyüklüğü. O zaman t1'i kaç bulmuş olduk buradan? T1'imiz 10. Şimdi dönüşteyiz. Yine 120. Bu sefer akıntı bize köstek olacak ve zıtlar. Hızımız ne oldu? 6 çarpı T2. Buradan da T2'mizi ne bulmuş olduk? 20 saniye. 10 ve 20. Yani doğru cevabım C seçeneği olmuş oldu. Devam ediyoruz. Şöyle biraz fazla gittik. İki boyutlu nehir problemleri. Şimdi biz nehir problemlerinde hareket ederken, şimdi şunu vermemiş. Önce şurada biz şunu bir anlatalım. Nehrin genişliğine D diyelim. Akıntı hızına VA diyelim. Şimdi biz şu yüzücümüz K noktasından suya göre şu hızla ne yapmak istesin? Karşı kıyıya geçmek istesin. Akıntı olmasaydı nereden çıkacaktık? L'den. Ama akıntıdan dolayı nereden çıktık? M'den. Şu LM arası mesafeye biz sürüklenme ya da ne diyoruz? Bakın, sapma miktarı. Benim bu sürüklenmemin, yani sapma miktarımın sebebi kimdir? Akıntı hızıdır. Yani bu LM yolunu bize akıntı hızı aldırır. X eşittir neydi? V çarpı T. Yol eşittir hız çarpı zaman. Bu sürüklenmenin, sapmanın sebebi akıntı olduğu için akıntı hızını aldık. Şimdi nehrin genişliğini bulmak istediğimizde, nehrin genişliğine D dedik. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi nehir dik doğrultuda. O zaman hız bileşenimizin, hızımızın dik bileşenini kullanacağız. Yani suya göre hızı. Peki bu arkadaşın yere göre hızını bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Ne yapacaktık? Yere göre hızı bulmak için suya göre hıza akıntı hızını ekleyecektik ve vektörel. O zaman ucucu ekleme yöntemi yapıyorum. Bakınız, suya göre hızın ucuna akıntı hızını ekledim. Ve şu yeşille çizdiğim benim yere göre hızım oldu. Şimdi o zaman şu KM mesafesini de bulabiliriz. Şimdi KM mesafesi için bakınız şurada bir hız diyagramımız var. Suya göre hız, akıntı hızı ve yere göre hız. KM doğrultusunda elimizde hangi hız var? Yere göre hız var. O zaman yere göre hız çarpı T dedik. Şimdi o zaman karşı kıyıya çıkma süresi akıntı hızına bağlı değildir. Hepsinde ne yaptık bakınız? Aynı süreyi bulduk. Akıntı hızı karşı kıyıya çıktığımız noktayı belirler sadece. Şimdi biz bu nehire böyle dik olarak değil de nasıl girebiliriz? Aynı buradaki gibi bir açı ile girebiliriz. Şimdi normalde nereden çıkacaktı? Bakınız buradan çıkacaktı. Akıntıdan dolayı nereden çıkmış olsun? Şuradan. L'den çıkacaktı, M'den çıktı. Şu LM arası mesafe yine bizim için ne olacak? Bakınız sürüklenme, yani sapma miktarı. Bu sapma miktarını, sürüklenmeye sebep olan kimdi? Akıntı. O zaman V akıntı çarpı T. LM'yi bulduk. Ama bize şu OM mesafesini soracaklar. OM mesafesini bulurken ise, şimdi bakınız, hızı bileşenlerini ayırdık. Suya göre hızın X bileşeniyle akıntı hızı birbirine zıt. Bu tarafa doğru yol aldığımıza göre ne yapacağız? Çıkaralım. Yani VX eksi VA çarpı T şeklinde de OM yolunu ne yaparız? Buluruz. Nehrin genişliği ise, nehrin genişliği dik doğrultuda. O halde bakıyoruz, hızımızın dik doğrultudaki bileşeni kim? VY çarpı T dedik. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bize sorulabilecek her şeyi cevaplamış olduk. Şimdi burada söylemiş bakınız, karşı kıyıya çıkma hızı akıntı, karşı kıyıya çıkma süresi akıntı hızına bağlı değildir diye. Hemen örnek 3 örneğimize bakalım. Akıntı hızının sabit olduğu nehirde O noktasından yüzmeye başlayan X yüzücüsü suya göre VX hızı ile akıntı hızını VA şekildeki gibi yüzüyor. Buna göre hangi noktadan karşı kıyıya çıkar? O zaman yere göre hızımızı bulalım. Yere göre hızı bulmak için X'e göre hıza akıntı hızını ekliyorduk. Ve yapacağımız işlemler nasıl olmalıydı? Vektörel. Uç uca ekleme yöntemi yapıyorum. Suya göre hıza akıntı hızını ekledim. Ve şu kırmızı ile çizdiğim benim yere göre hızım. Yani ne yapacak? Bakınız bu doğrultuda hareket edecek ve hangi noktadan çıkmış olacak? Karşı kıyıya M noktasından çıkar diyeceğiz.
X yüzücüsünün yere göre hızı, bakın yere göre hızı vermiş. Yani içinde akıntı hızı dahil. Yani yere göre hız derse üzerine akıntı hızını tekrar ekleyip tekrar yere göre hız bulmayacağız. O zaman bu hız doğrultusunda hareket edecek ve nereden çıkmış olacak? L noktasından çıkar diyeceğiz. Örnek 5'teyiz. Evet, şöyle yapalım. Geçemedik, geçtik. Örnek 5'teyiz. Şimdi diyor ki akıntı hızının VA olduğu nehirde O noktasından suya göre V büyüklüğünde hızla yüzen X yüzücüsü, suya göreymiş bu hız, T sürede M noktasından çıkıyor. Şimdi bakınız, M noktasından çıkmış. Şu, normalde nereden çıkacaktı? K'dan M'den çıkmış. Ne kadar sapmış? 2 birim. Bu sapmanın sebebi kimdi? Akıntıydı. VA çarpı T. T sürede M noktasından karşı kıyıya çıkıyor. Tamam, akıntı hızı VA bölü 2 olsaydı, X yüzücüsü suya göre hızını değiştirmeden aynı noktadan yüzmeye başlarsa kaç T süre sonra hangi noktadan çıkar? Şimdi o zaman bakalım. Diyor ki X üssü, akıntı hızını değiştirmeyelim. VA bölü ne olsun? 2 olsun. Şimdi kaç T sürede hangi noktadan karşı kıyıya çıkardı demiş bize. Neyi soruyor? T süresini soruyor. Şimdi şuraya bir T üssü diyelim. Bunun sebebi kimdi? Bakınız, akıntı hızı idi. T sürede ne kadar yol alıyorduk? 2x üssü sıra yol alıyorduk. Şimdi neyi yorumlayalım? Karşı kıyıya çıkma süresi. Şimdi karşı kıyıya çıkma süresine bakacak olursak, aynı noktaya yüzmeye başlarsak kaç T süre sonra da hangi noktaya çıkar? Şimdi bizim hızımızın şu tarafa doğru bileşeni şuydu. Akıntı hızımızı da şöyle birleştirdik. Şuradan ne yaptı? Çıktı. Şimdi akıntı hızını yarıya düşüreceğiz. Akıntı hızı yarıya düştüğünde nasıl yorumlayacağız? Nehrin genişliği neydi? 4 birim. Neye T demişiz? Ona bakalım. 4 eşittir. Hızımızın dik bileşeni şöyle yaptığımızda 2 çarpı T. T eşittir neymiş? 2'ymiş. Yani T dediğimiz şey 2. O zaman 2x eşittir VA çarpı 2'den gitti. X eşittir ne oldu? VA oldu. Şimdi bunu bulduk. Bakalım nerede, nasıl kullanacağız? Şimdi burada VA bölü 2. Bizim hızımızın dik bileşeni değişti mi? Hayır, değişmedi. O zaman bizim karşı kıyıya çıkma süremiz yine ne yapmayacak? Bakınız, 2 birim olarak kalacak. VA bölü 2 çarpı 2. İkiler gitti. O zaman X üssünü ne bulduk? VA. Yani ne kadarmış? X kadarmış. O halde baktığımız zaman bunun üzerine ne yapacak? X kadar daha, pardon, buradan X kadar daha gidecek. Yani nereye gelmiş oldu? L noktasına. Şimdi o zaman şu L noktası olmayanları sildik. Süre değişmeyecek dedik. Yine 2 birim. 2 birime de T demiştik. Yani T süre sonra nereden çıkacak? L noktasından. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Örnek 6'da, Allah Allah, geçemedim yine. Örnek 6'dayız. Bakalım. Akıntı hızının her yerde sabit olduğu nehirde O noktasına harekete başlayan X, Y yüzücülerinin suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir. X yüzücüsü T sürede K noktasına ulaştığına göre Y yüzücüsü ne kadar sürede? Şimdi önce neye T dediğimize bakalım. X için yazalım. Nehrin genişliği 4 birim. X eşittir V çarpı T yapıyoruz. Nehrin genişliği için hızın dik bileşenini kullanıyorduk. 1 çarpı T. Biz 4'e T demişiz. Şimdi Y için aynı işlemi yapalım. Nehir aynı nehir. Hızın dik bileşeni 2. T üssü o zaman ne olmuş oldu? 2. Şimdi biraz önce 4'tü, 2. Yani yarıya indi. T üssü eşittir. Ne dedik? T bölü 2 dedik. Bir kere T bölü 2 olacak. Şu şıklar gitti. Şimdi hangi noktadan karşı kıyıya ulaşır? Şimdi bakalım. T sürede K noktasındandı. Şöyle yaptık. T sürede K noktasından ne yapıyordu? Çıkıyordu. Şimdi normalde nereden çıkacaktı? Şöyle 1, 1, şunu uzatırsak şu şekilde 1. Normalde buradan çıkacaktı. Ne kadar saptı? 2 birim.
Bu sapmaya kim sebep oluyordu? Akıntı. Süremiz de ne kadardı? T kadardı. Şimdi ne oldu? Ne değişti? Akıntı hızı değişmedi ama süremiz T bölü 2 oldu. Yani bunun yarısı. Ne kadar yol alacak? Bir birim kadar yol alacak. Şimdi o halde bir birim yol alacaksa normalde nereden çıkacaktı? Buradan bir birim yol alacağı için nereden çıkacak? N'den. Süreyi T bölü 2 bulmuştuk. Bunu da N olarak bulduk. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Örnek 7'yi okuyalım. Diyor ki akıntı hızının her yerinde sabit olduğu nehirde O'dan harekete başlayan KLM motorlarının suya göre hızları budur. K yüzücüsü X'ten karşı kıyıya çıktığına göre KLM yüzücüleri karşı kıyıya ulaştıklarında P noktasına olan uzaklıkları diyor. Şimdi K yüzücüsü X noktasından geçerek karşı kıyıya ulaşıyor. Şimdi X noktasından geçerek şöyle 1'e 2, 1'e 2. Yani K buradan çıkıyormuş. Yani o halde demek ki akıntı hızı bu tarafa doğru 2 birim. Ne kadar saptı? 3 birim. K'nın sapması P'den 3 birim. Şimdi renk değiştirelim. Kimi saptıralım? L'ye. Önce ucuna akıntı hızını ekleyelim. 2 birim bu tarafa doğru. 1'e 3, 1'e 3. Yani bu ne kadar saptı? 2. DL'ye ne dedik? 2. Yine renk değiştiriyoruz. Bu sefer M'ye 2 birim eklediğimizde ne yaptı bakalım? Şöyle, şöyle mi? Evet, 1'e 2, 1'e 2. Ne kadar saptı? 3 birim. DM ne kadar oldu? 3. Buradan DK ile DM birbirine eşit. DL'den büyük. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Örnek 8'e bakalım ne diyor bizden. Akıntı hızının sabit bir olduğu nehirde X yüzücüsünün suya göre hızı bu. X yüzücüsünün yere göre olan hızı kaç büyüklüğündedir diyor bize. Şimdi o zaman bakalım X yüzücüsü X yüzücüsünün yere göre olan hızı. Evet, bunu soruyormuş. Şimdi bileşenlerine şu şekilde ne yapalım? Ayıralım. Şurası ne oldu? 5 çarpı cos 37. Cos 37'miz 0,8 yani 4. Burası da 5 çarpı sin 37 0,6'dan ne oldu? 3 oldu. Şimdi elimde bu tarafa doğru 3 var. Akıntı hızı ile bakınız hızımızın bu bileşeni zıt yönlü. O zaman çıkartırız. Elimizde bu tarafa doğru ne oldu? 3. O halde bunun bileşkesi 3, 3. Aradaki açı 90 derece olduğu için 3 kök 2. Yere göre hızımız 3 kök 2. Doğru cevabım C seçeneği. 9 numaralı sorudayım. Bakalım ne diyor bana. X yüzücüsü harekete başladıktan kaç saniye sonra karşı kıyıya ulaşır? Bakalım hemen hızımızı bileşenlerine ayırdık. 10 çarpı cos 37'den 8, 10 çarpı sin 37'den 6. Şimdi nehrin genişliğini biliyorum, hızın dik bileşenini biliyorum. X eşittir V çarpı T'den 120 eşittir 6 çarpı T. Yani ben 20 saniye sonra karşı kıyıya ulaşıyormuşum. Devam edelim. Örnek 10'dayız. Akıntı hızı sabit ve 2 olan nehirde O1 noktasından suya göre hızı 15. X yüzücüsü O2'den kaç metre uzağa çıkar? Şimdi bakalım. Önce şöyle bileşenlerimize ayırdık. Cos 53. 0,6 yani burası 9, burası 12. Şimdi karşı kıyıya çıkma süremizi bulalım. 60 eşittir. Nehrin genişliğinden gidiyorum. V çarpı T. Çünkü dik hızım da kaç? 12 çarpı T. Karşı kıyıya çıkma süresini ne bulduk? 5 saniye bulduk. Şimdi normalde buradan çıkacaktı. İşte nereden çıktı? Şuradan bir yerden, pardon, buradan çıkmayacaktı. Bize O2'den uzaklığını soruyor. Şimdi bu hızla akıntı hızı aynı yönlü olduğuna göre toplarız. 9 ile 2'yi topladık. 11. X üssü eşittir. Yine V çarpı T. 11 çarpı 5. O2'den 55 metre uzakta karşı kıyıya çıkarmış. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Şimdi burada bir not paylaşmış bizimle. Normalde O1'den yüzmeye başlayan K yüzücüsü bu şekilde yüzdüğünde K'dan çıkacaktı. Nereden çıkmış?
buradan. Yani sapma miktarı bu kadar. L'den çıkması gerekirken akıntıdan dolayı buradan geçmiş, bu kadar sapmış. Şimdi sapmanın yani sürüklenmenin sebebi kimdi? Akıntı idi. Doğru mu? O zaman ikisi de aynı nehirde olduğu için aynı akıntıya maruzlar. Gitti. Demek ki bizim sapma miktarlarımız karşı kıyıya çıkma sürelerinin oranı ile doğru orantılı imiş. Şimdi örnek 11 ile devam edelim. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde bize suya göre hızlarını vermiş. X ve Y yüzücüleri bir süre sonra M noktasından çıkıyormuş. İkisi de M. Şimdi bakınız K ne kadar sapmış? 1, 2, 3, 4 sayamadım. 1, 2, 3, 4, 5 birim sapmış. X, K, 5 birim. Aynı şekilde L de buradan çıkıyor. L ne kadar sapmış? 2 birim. Şimdi bu sapmanın sebebi kimdi? Akıntı hızları idi. İkisi de aynı nehirde olduğu için akıntı hızları aynıdır. Oranladık. O zaman TK bölü TL oranımız 5 bölü 2 çıktı. Doğru cevabımız ne olmuş oldu? C seçeneği olmuş oldu. Şimdi ödev testlerimizden benim seçtiğim soruları, bütün soruları çözmüyorum arkadaşlar biliyorsunuz. FÖY'de olmayan soruları çözmeye çalışıyorum. 1'i 2'yi atladım. Buna benzer çözdük. Bunu da çözdük. 4'e bakalım. Harekete 2 saniye içerisinde kaç metre yer değiştirir? Buna bakalım. 2 saniye içerisinde diyor. Sanki bir yerlerde değişiklik var. Ödev testi 1'de 4'ü çözüyorum arkadaşlar. Akıntı hızının sabit ve 12 olduğu büyüklüğünde olduğu nehirde O noktasından harekete başlayan X yüzücüsünün suya göre hızı 10'dur. Buna göre harekete başladıktan 2 saniye içerisinde diyor. Şimdi şu hızımızı bileşenlerine şöyle ayıralım. Cos 53, burası 6, burası ne oldu? 8. Şimdi bakalım biz 2 saniye sonra düşeyde ne kadar yol alırız? X eşittir V çarpı T. Hızımız ne? 8. 2 saniye sonra bu tarafa doğru ne kadar yol almış oldum? 16. Şimdi burası 6, burası 12 ve bunlar zıt. O zaman yatayda bu tarafa doğru 6'lık hızla ne kadar yol alırız? Şöyle baktığımızda 12 metre. Ama bize zaten doğu yönünde kaç metre yer değiştirir diyormuş. Doğu yönünde 12 metre yer değiştirir. Doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Şimdi ödev testi 2'deyiz. Suya göre hızları Y yüzücü hangi noktadan karşı kıyıya çıkar? Buna benzer yaptık. Bunu yaparsınız. O 2'den kaç metre ötede? Şimdi 2 numaralı soruya benzer yaptık ama hani böyle bir pratiklik kazanalım diye onu da çözelim yine. Bu hızı bileşenlerine ayırıyoruz. Kosinüs 53, 0,6 burası 6. Sinüs 53 burası 8. Şimdi karşı kıyıya çıkma süresini bulabiliriz. Nehrin genişliğini ve hızın dik bileşenini biliyorum. 100 eşittir 8 çarpı T'den. T'yi kaç bulduk? 25 bölü 2 bulduk. Şimdi diyor ki O2'den kaç metre ötede çıkar? O zaman X üssü eşittir. 6 ile 8 birbirine zıt. O zaman çıkardık. 2 çarpı 25 bölü 2'den ne kadar ötede çıkarmışız? 25 metre ötede çıkarmışız. Doğru cevabımız B olmuş oldu. Şimdi hangi soruyu çözelim diye bakıyorum. 3'e bakalım hadi. Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde O noktasından harekete başlayan X ve Y yüzücülerinin hızlarının vektörleri şekildeki gibidir. Akıntı hızının büyüklüğü değiştirildiğinde niceliklerinden hangileri değişmez? Karşı kıyıya ulaşma süreleri. Evet, karşı kıyıya ulaşma süreleri hızlarının dik bileşenine bağlıydı. Akıntı hızına bağlı değildi, değişmez. Karşı kıyıya ulaştıkları noktalar arasındaki uzaklık diyor. Şimdi hangileri değişmez? Şimdi bunların sapma oranları neydi? Sapma oranları dediğimiz şey Tx bölü Ty oranıydı. Şimdi o zaman biz sapma oranları akıntı hızına bağlı mıydı? Değildi. Karşı kıyıya çıkma sürelerine bağlıydı. Karşı kıyıya çıkma süreleri değişmediğine göre bu uzaklık da değişmez. Yüzücülerin birbirlerine göre
hız büyüklükleri. Birbirlerine göre hız büyüklüklerini aldığımız zaman zaten ne yapıyorduk? Onların suya göre hızlarını değerlendirdiğimiz için ya da aynı akıntı ikisine de aynı şekilde etki ettiği için birbirlerine göre hız büyüklüklerini ne yapmaz? Değiştirmez. Doğru cevabım ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. Şimdi bakalım şöyle. Suya göre hızı nedir diyor bize. Şimdi bu biraz işlem sorusuydu arkadaşlar. Şöyle bir çözmeye çalışalım. Akıntı hızının sabit ve 12 olduğu ırmakta A iskelesinin doğrultusundan suya göre V hızıyla şekildeki gibi yüzen yüzücü B iskelesinin olduğu yerdeki O noktasında karşı kıyıya varıyormuş. Yani kalemlerde şurada O noktasından karşı kıyıya vardı. İskele arası uzaklık 180 metre, ırmağın genişliği 120 olduğuna göre yüzücünün yere göre hızı nedir demiş bize. Şimdi şöyle bileşenlerini ayıracak olursak burası 0,8V, burası da 0,6V olmuş oldu. Şimdi 120 eşittir 0,6V çarpı T. Buradan T'mizi düzenlersek arkadaşlar 200 bölü V bulmuşum. T'yi bulduk. Şimdi ise ne yapalım? Şuraya bakalım. 180 eşittir. Şimdi akıntı hızıyla bu aynı yön. Yani 0,8V artı akıntı hızı çarpı T. Şimdi biz 180 eşittir 0,8V artı akıntı hızında T yerine ne yazacağız? 200 bölü V. Akıntı hızımızın da değeri 12. 180 eşittir şöyle 0,8V artı 12 200 bölü V. Buradan gerekli işlemleri yapıp sadeleştirmeleri yaptığımızda hızımızı 120 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı olmuş oldu. Bir sonraki föyde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.